Vapur dop doluydu. Son düdük öttü. İki yandaki çarklar dar kafeslerinde birden uyanan alışkın ve müthiş deniz aygırları gibi... ...hiddetli bir gürültü çıkararak kımıldandı. Bütün vapur hafifçe sarsıldı. Hava gayet güzeldi. Kadıköy'üne gidiyorduk. Nihayeti leylak renkli sisler içinde eriyen Marmara'nın kubbeli, ince minareli, uzun ve uymuş ufuklarında... ...büyük ve beyaz kenarlı bulutlar parçalanmış köpük dağları halinde yavaş yavaş büyüyor, dağılıyor, toplanıyor derin çukurlarında yüksek tepelerinde morluklar, koyu mavilikler birikiyordu. Haziran'ın yakıcı güneşi, vapurun dumanlardan ve yağmurdan esmerlenmiş tentelerine düşüyor, bazı duran ve yine birden esmeye başlayan kararsız rüzgarı sanki ılıklaştırıyor, sanki ona sarhoşluk verici, muharrik, şu ve fettan bir şey katıyordu. Uzak ve bilinmez esatir adalarından gelmişe benzeyen süt gibi beyaz martılar etrafımızda uçuşuyorlar, çıkardıkları tatlı ve derin sesleriyle şehirde kalmış, kalabalıktan, uğraşmalardan, hırslardan, kederlerden bunalmış zavallı insanları kendi vatanlarına o hakikatten pek uzak, tenha ve sakin yerlere biraz aşk ve şiir tatmak için çağırıyorlardı. Lacivert dalgalar içinde bir masal, bir efsane köşkünü andıran kız kulesi hayalime dokunuyor, ruhumu, hissimi beyaz ve aydınlık duvarlarıyla uyutarak dimağımdan bütün etrafımın, muhitimin akislerini siliyordu. Artık vapurda olduğumu unutuyordum. Ömründe her gün birkaç şiir okuyan ve düşünen bir adamın o tuhaf ve marazi iptilasıyla etrafımı bozuyor. Üsküdar ve Selimiye yakalarındaki evleri, kubbeleri, minareleri, selvileri hatta koca tıbbiye mektebini ve koca kışlaları silerek hiç görmüyor. Onların yerine altlarından gümüş ve elmas şelaleler akan, serin gölgelerinde çıplak ve pembe çiftler öpüşen, balta girmemiş çam ve kayın ormanları yapıyordum hakikatte olmayan yalnız kendi hayalimde vücut verdiğim bu levhaya, bu âli ve büyük manzaraya bakarak ah aşk yeri, ah işte aşk yeri diyordum. Martıların geliniz uzaklara şu leylak renkli sislerin öbür tarafına, orada sizi beyaz çiçekler, ezeli ve yeşil baharlar içinde bekleyen kızlar var, geliniz hadi oraya diyen ve pek derinlerden acele acele inleyerek gelen seslerini işittikçe hayalin bütün bütününe dumanlanıyor, adeta başım dönüyor. Artık pek aşağılarda kalan kız kulesinin üstünde şeffaf kanatlı binlerce perilerin uçuştuklarını ve gidilse elle tutulabileceklerini açıkça görüyordum. Ansızın omzuma bir el dokundu. Döndüm. Yahu nedir bu hal bu dalgınlık ne? Hiç. Beni tanıyamadın mı? Şey. Uyan yahu ver elini bakayım. Sıcak ve kuvvetli bir elim benim haberim olmadan kendi kendine uzanmış olan soğuk elimi sıktığını duydum ve uyanmaya başladım. Fakat hala mahmurluktan kurtulamıyordum. Sen ha ben ya. Bu en sevdiğim mektep arkadaşlarımdan biriydi. 12 senedir görüşmemiştik. 12 sene. Aman ya Rabbim, dün gibi. Hayat hakikaten en uzun vakalarıyla çabuk biten bir sinema şeridinden başka bir şey değil. Mektepte herkesi güldüren, herkesle alay eden, herkese at takan, şen ve sevimli arkadaşım çok değişmişti. Kırmızı dudakların üstünde sert ve kumral bıyıklar çıkmış, şakaklarındaki saçları tek tük ağarmış ve biraz şişmanlamıştı. Fakat gözleri ne olduğunu bilmediğimiz, hakikati mahut birinci sebebin insan zekasına ebedi bir surette kapalı kalacak karanlıkları içinde sönen ruhumuzun, sanki en çok bulunduğu bu küçük ve parlak uzuvlar. Onlar hiç değişmemişti. 12 sene evvel içlerinde gülen mavi neşe hala yaşıyordu. Bilmem niçin uzaklaştıkça muhabbetimiz artan maziden bir simaya rast geliş beni mesut etti, seviniyordum. Ve bütün kuvvetimle ellerimdeki sıcak eli sıkıyordum. Vapurun üst katındaydı. Kanepelerde boş yer yoktu. Bapur önünden geçen mavnalara sık sık düdük çalıyordu. Herkes sebepsiz bir sıkıntı içinde gibiydi. Ortada hiç kadın görünmüyordu. İhtiyarlar uyuklayarak gazetelerini okuyorlar ve yanındakilere kısaca bir şey söylüyorlar. Şişmanlar sigaralarını içerek çarpların gürültüsünü dikkatle dinliyorlar. Son moda esvaplı şık gençler tek gözlüklerini düşürmemek için dimdik duruyorlar ve dizleri buruşmamak için yukarı çektikleri ütülü pantolonlarından renkli ve ajurlu çoraplarını gösteriyorlardı. Ama hepsi ihtiyarlamış, yorulmuş, bunamış sanma Tüysüz ve tıraşlı yüzlerini, karınları ağrıyor gibi ekşitiyorlar, rüzgardan kaşlarını ve dudaklarını buruşturuyorlardı. Biz beyaz boyalı parmaklıklara dayanıyorduk. Arkadaşım, bir kederin mi var dedi. Buraya çıkınca seni gördüm. O kadar dalgındın ki yanına sokulduğumu duymadın. Ne var kuzum? Hiç, hiç, dalga geçiyordum. Ne dalgası? Gülerek cevap verdim. Aşk dalgası. Daha bekar mısın? Bekarım. Arkadaşımın mavi gözlerindeki eski neşe birden soldu. Üçüncü derecede veremden yatağa düşmüş bir zavallıya teselli ve cesaret vermek zahmetine girilmeden nasıl mahzun ve mütevekkil bakılırsa bir an bana öyle acır gibi baktı. Sonra parmakla dayadığı elini çekti ve cebine soktu. Biraz döndü ve ciddileşen gözlerini gözlerime dikti. Hala bekarsın ve aşk dalgası geçiyorsun her dedi. Öyleyse azizim sakın darılma sen bir serserisin. Mektepten çıktık çıkalı görüşmedik sormadan istersen başından geçenleri sana söyleyeyim. Hala aşk dalgası geçmene bakılırsa hayatı anlamamış, açık ve bariz hakikatin farkına varmamışsın. Ve madem ki hakikate bu kadar yabancı kalmışsın, mesut değilsin ve ölünceye kadar da mesut olamayacaksın. Hangi hakikat diye gülümsedim. Hangi hakikat mi dedi? İçtimai hakikat. Eğer sen bu hakikati sezebilseydin, asla aşkla uğraşmayacaktın. Anlamıyor ve hep gülümseyerek ama niçin gibi yüzüne bakıyordum. O devam etti. Her yerde başlı başına bir muhit, bir içtimai vicdan vardır ki, bütün fenlerin, mantıkların, ilimlerin, muhakelelerin, felsefelerin hilafına olarak en mutlak ve zalim bir tarzda hükmünü sürer. İşte bizim muhitimizde, Türklerin muhitinde de aşk şiddetli yasaktır. Bir cehennem makinesi, bir bomba, bir kutu dinamit kadar yasak. Bir Türk 14 yaşına girdi mi, annesinden, ablasından, kız kardeşinden ve nihayet teyzesinden ve halasından başka hiçbir kadının yüzünü göremez.'' O halde kimi sevecek? Hiç. Bu muhitin, bu içtimai vicdanın kuvvetini, dehşetini sana nasıl anlatayım? Adını unuttum bilmem hangi feylesof, Allah'ın insanlar üzerindeki tesirinden, insanlarla münasebetinden, ahlakından bahsederken o içtimai muhitten başka bir şey değildir diyor. Ben bu sözü biraz doğru buluyorum. Eski mukaddes kitapları ile bugünkü yeni dünyayı çeviren Allah her yerde, her devirde dinsizleri, kendisine karşı gelenleri başka sebepler ve başka tarzlarla eziyor. Evvel zamanda Galile'yi yakan kuvvet bugün Galile'nin o büyük ve korkunç kabahatini ders diye okuyan milyonlarca mektep çocuklarını aldırmıyor. İspanya'da Ferrer'in kafasını delen kurşunlar Fransa'da patlayabilse ihtimal orada ihtiyar ve bunak kadınlardan ve papazlardan başka kimse kalmaz. İşte bu feylesofta Allah'ımızın ezeli kanunu işletmek için hep muhiti, hep muhitin içtimai vicdanını kullandığını görerek o hükmü veriyor. Bu ezeli mukavemet olunmaz kanun her yere, her kıtaya, her memlekete değil, hatta her şehre, her köye göre değişiyor. Buradaki fazilet orada cinayet, oradaki yararlık bunda fenalık sayılıyor. Mukaddes kitapların bütün tabiat, uzviyet, tekamül kanunlarına inat olarak hiç değişmez kalması lazım gelen emirlerine bile her yerde başka türlü boyun eğiliyor. Esasları bir olan Hristiyanlık Avrupa'da başka, Amerika'da başka, Afrika'da başka. İslamlık da böyle. Hindistan'da başka, Liverpool'da başka, Buhara'da başka, Türkiye'de başka. Arabistan'a ve Acemistan'a git. Oralarda bütün bütüne başka. İşte Allah'ımızın Türkiye'deki ezeli ve karşı gelinmez kanunu yani içtimai vicdan aşkı bütün kuvvetiyle bize yasak ediyor. Türkiye'de kimse sevişemiyor. Ve kimse şimdiden sonra sevişemeyecek. Çünkü sevmek için evvela görmek lazım. Halbuki genç bir kızla yuva yapmak ölünceye kadar bahtiyar yaşamak için konuşmak, anlaşmak, sevişmek değil, hatta bir kerecik olsun yüzünü görmek imkansız. Bu şiddetli yasağa karşı duranlar, iş devresine girmiş anarşistlerin, nihilistlerin yahut eski zamandaki dinsizlerin akıbetine uğrarlar. İçtimai ve acıklı bir ölümle sönüp giderler. Lakin kurnazları, yasak olan aşkın usta kaçakçıları, hırsızlıklarından tıpkı ihtiyar ve cesur bir tütün kaçakçısı, Yunanlı bir yan kesici gibi vıkmazlar hep yürek çarpıntısı içinde yaşarlar. Gece tenha yollarda, karanlık bahçelerin şüpheli köşelerinde, rüzgar, soğuk ve rutubet altında saatlerce beklerler ve nihayet korkuyla karışık iki manasız kelime, tadı asla duyulmayan acele ve çabuk bir öpme. Hepsi bu. Eski edebiyata Acemistan'dan, yeni edebiyata Fransa'dan gelen aşk masalları, şiirler ve hikayeler şifa bulmaz bir frengi gibi bu kaçakçıların bütün varlığına geçmiştir. Onlar daima bir macera ararlar. Kadınların görülmesi pek açık ve bariz bir tarzda dehşetle yasak olan bir muhite, zıt ve ecnebi muhitlerin adetlerini, mesela sevişme külyasını sokmak isterler. Kendilerini yabancı ve uzak memleketlerde geçen hayali romanların kahramanları yerine korular. Tabii edebi mecmualardaki birçok şiirleri okuyorsun. Mevzu gece ve kadın. Halbuki Türkiye'de ikisi de yoktur. Türk muhitinde gece Alaturka saat birden sonra bütün perdeler iner. Sokaklar tenhalaşır. Evli evine, köylü köyüne evi olmayan sıçan deliğine girer. Gazinolar, balolar ve tiyatrolar ve ilk yani beyoğlu tarafı asla Türk değildir. Orada yabancılar kendi muhitlerini, kendi adetlerini yaşarlar. Kadınlarıyla kol kola umumi bahçelerde, lokantalarda gezerler, konuşurlar, eğlenirler, gülüşürler. Aralarına malum manasıyla bir sıçan deliği bulamayan Türkler de karışırlar. Masaların başında pineklerler. Yabancıların kadınlarına, yabancı güzelliklere, yabancı göğüslere hasretle bakarlar uzatmayalım Türklerin gecesi yoktur. Sonra yine bu yeni şiirlerde boyuna göller anlatılır. Hangi göller? İstanbul'da Terkoz'dan başka göl hatırlamıyorum. Oraya da eminim şairlerin hiçbirisi gitmemiştir. Hususuyla Terkos'un civarında gece barınacak yer yoktur. Yüzlerce mısralarla, arşın manzumelerle anlatılan sevişmekler, sevgililer de yalan. Şairin bir sevgilisi var, lakin nerede? Şair sevgilisiyle konuşuyor, öpüşüyor, lakin nerede? Ah ancak hayalinde. Hakikatte sevişmek ve genç bir kızla 3-4 dakika konuşabilmek, bugünkü Türk muhitinde balıkların sudan çıkarak havada uçuşmaları ve bostanlardaki ince kavakların dallarında tünemeleri kadar imkansızdır. İstanbul ve civarında değil bir genç Türk kızıyla geceleyin kol kola gezmek, bülbülleri dinleyerek aşk kelimeleri söyleşmek, hatta gündüz biraz taze görünen annemizle bir arabaya binmek ne kadar tehlikelidir düşün. Seyir yerlerinde ah bu zavallı feci ve gülünç yerlerde de aşk mümkün değildir kadınlarla erkekler asla birbirlerine yaklaşamazlar. Aralarında mutlaka birkaç yüz adım bulunur. Birkaç yüz adımdan başka da birkaç düzine polis, muhitin içtimai vicdanına ve mahut yedi başlı mutasıp ve cehalet devinin arzusunu yerine getirmek için sanki bu polislerin mebusansız ve ayansız, semavi bir kral kadar salahiyetleri vardır. Kız kardeşinize sokakta bir laf söylediğinizi görmesinler. Rezalet hazırdır. Hemen karakola. Kim olduğunuzu ve konuştuğunuzun kardeşiniz, yahut anneniz olduğunu ispat edinceye kadar birkaç kilometre dayak yemezseniz yine talihiniz varmış demek. Muhittimizin dininden, ananelerinden, adetlerinden, ulemalarından, ihtiyarlarından, mürtecilerinden, hükümetin zabıtasından ziyade bu aşk yasağını isteyen kimlerdir biliyor musun? Kadınlar, Türk kadınları. Bunlar aşkın ve güzelliğin en korkunç düşmanlarıdır. Dışarıda kendi kavminden hiçbir kadın yüzü görmeyen erkeklerine evlerinde de bir bakacak yüz göstermezler. Dışarıdaki zabıtanın en dehşetlisi evdedir. Mesela hizmetçi alacaklar değil mi? En çirkinini bulurlar. Çiçek bozuğu, büyük ağızlı, kalın dudaklı, çarpık dişli, eğri burunlu, berbat bir şey. Her gün karşınızda gezen, yemeklerinizi getiren bu kızı daha ziyade çirkinleştirmek için hususi bir maharetleri, hususi bir dehaları vardır. Kuvvetli ve fırlak kalçaları görünmesin diye gayet bol esvap giydirirler. Etrafa dökülüyor bahanesiyle saçlarını sımsıkı bir yemeniyle bağlarlar. Zavallıyı halis bir orangutana çevirirler. Beyin hiç yüzüne bakmayacaksın. Yanında laf etmeyeceksin. Bir şey sorarsa cevap vermeyeceksin. Kolların açık çorapsız yanına girmeyeceksin. Tembihlerini vermekte gecikmezler. Bir hizmetçinin aleyhinde bulunurken çalışkan, temiz, atik kız ama ağzı burnu yerinde derler. Ağzı burnu yerinde olmak onlar için en affolunmaz cinayettir. Genç kızlarla görüşmek ve sevişmek asla mümkün olmadığından evlenmek meselesi de onların elinde bir madendir. İstedikleri gibi işletirler. En birinci emelleri oğullarına yahut kardeşlerine çirkin bir kız almaktır. Tanımadıkları evlere görücü giderler. Ve erkeklerin birçoğu daha hala bilmezler ki bu görücü hanımlar güzelden ziyade bir çirkin ararlar. Ve mutlaka da bulurlar. Güzel bir kız alırlarsa kardeşlerinin yahut oğullarının onu seveceğini, onun lafını dinleyeceğini ve sonra kendi papuçlarının dama atılacağını düşünmek onları çıldırtır. Güzellikten dehşetle ürkerler. Bunun için İstanbul'da koca bulamayan evde kalan kızların yüzde doksanı en güzeller, en cazibeliler, en sevimlilerdir. Bu zavallı güzel Türk kızlarını görücü hanımlar beğenmez. Aa kardeş çok güzel ama şeytan gibi çok bilmiş. Biz oğlumuza ecinli değil kız almak isteriz derler kimine alafranga, kimine sıska, kimine şirret gibi kusur bulurlar. Gayeleri tombul, beyazca, sessiz, mıymıntı, budala, cahil, ıslanmış tavuğa benzeyen kızlardır. Böyle bir kıza rast geldiler mi? Ah işte bir melek diye haykırırlar. Ve başlarlar oğullarına, kardeşlerine mübalağalandırarak anlatmaya. Zavallı erkek talihin kendine bir peri gönderdiğine inanır ve zifaf gecesi kalın duvağa kaldırınca karşısında adınız ne efendim sualine cevap veremeyen şaşkın, temiz, beyaz ve biçimsiz bir et yığınından başka bir şey göremez. Erkeklerini hiçbir fırsat kaçırmayarak güzel görmekten, aşktan, sevişmekten mahrum bırakan bu kadınlar aynı zulmü kendi cinslerine de yaparlar. Tanıdıkları bir kadının başından kazara bir macera geçer, mesela bir namesi yakalanır yahut kocasından boşanıp diğer birine varırsa hepsi birden ona darılırlar ve dehşetle afaroz ederler. Aradan uzun seneler geçer, o kadını sokakta gördüler mi yollarını değiştirirler. Bazıları yüzüne tükürmeye kalkar. En insaflıları biraz acır. Ah zavallı kötü oldu alnının yazısıymış der. Muhitimizde bir kadının en birinci vazifesi güzel olmaktır sözünün nasıl tehlikeli bir yalan olduğunu pek iyi bilen anneler kızlarını ellerinden geldiği kadar güzellikten, şuhluktan, süsten, serbestlikten men ederler. Bu annelerin sokağa çıkarken kızlarının kulaklarına fısıldadıkları nasihatin değişmez modeli budur. Kızım peçeni indir. ellerini çarşafın içine sok, Başını öyle yukarı kaldırma. Aşifte diyecekler. Önüne bak. Frank karıları gibi zıp zıp yürüme. Yavaş yavaş. Göğsünü ileri çıkarma. Arkamıza takılacaklar. Sana azgın diyecekler. Adın çıkacak. Evde kalacaksın. Sonra tanışan görüşen her aile sanki birbirlerinin tabi müfettişleridir. Sakın bir aile içinde küçük bir aşk macerası geçmesin. Rezalet dedikodu birden göklere çıkar. Kahramanları tefekorlar. Oğullarının ve kızlarının gizlice görüşmelerine, mektuplaşmalarına aldırmayan göz yuman annelere bütün tanıdıkları yine birden darılır. Ah ayol kadın bu yaştan sonra boynuz dikiyor diye ondan iğrenirler. Bazı yeni romanlarda gösterilen Türkiye'deki mahut kibar alemine gelince bu alem bütün bütün bir hülya mahsulüdür. Türklerin arasında eskiden de şimdi de imtiyazlı bir sınıf yoktur. Vaka büyüyecek memurların, eski devirden kalma paşaların ve bir parça zengin olanların aileleri suni bir kibar alemi yapmaya çalışırlar ve esaslarını feda ederek sözde garplılaşırlar, frankleşirler. Fakat netice bütün muhit onlara düşman olur. Bir mahallede böyle kadınların nikah düşen akrabalarına görünen bir aile oldu mu, evvela kötüler lakabı takılır. Sonra boykotaj başlar. Böyle dekadan ailelerin etraflarında yükselen nefret ve tecavüz sesleriyle bütün saadetleri söner. Yerlerini, yurtlarını terk etmeye, kırlarda uzak ve tenha köşklere, ücra yalılara çekilmeye mecbur kalırlar. Evet, yeni şiirlerdeki göller, geceler, aşklar gibi yeni romanlardaki o nikah düşen akrabalarına, erkeklerinin arkadaşlarına çıkan kadınların vücudu yalandır, uydurmadır. Bu romanlar Garp romanlarının gölgelerinden, tekrarlarından, tercümelerinden, taklitlerinden başka bir şey değildir. İstanbul'da kadınları yabancı ve nikah düşen erkeklere gözükür bir Türk ailesi bana gösterilsin, beş senelik kazancımı vermeye şimdi hazırım. Bu romanlarda anlatılan Avrupalılaşmış aileler, meşhur sanatkarlarımızdan Kel Hasan'ın ve Abdi'nin hususi ve muharriri bilinmez piyesleri kadar hakiki Türklüğe mugayirdir. O tiyatrolarda uşağın hanımların yanına zırt zırt çıkması, oh kaymak diye süt nenelerin memelerini sıkması hakikatte Türk aileleri arasında nasıl imkansızsa ve bu rezaletler nasıl son derece uydurma şeylerse, yeni romanlardaki yabancı erkeklerin ellerini sıkan, kocalarının yanında açık saçık, örtüsüz ve çarşafsız hatta bazı dekolte yabancı erkeklerle konuşan kadınlar da öyle kaba, münasebetsiz, hakikate taban tabana zıt, soğuk ve sahte hayallerdir. Uzatmayalım, şimdi bana cevap ver böyle diniyle, ananeleriyle, adetleriyle, kanunlarıyla, hükümetleriyle, zabıtasıyla, aile teşkilatıyla, hatta kadınlarıyla aşkı yasak eden, nikah düşen erkek ve kadını asla birbirine göstermeyen bir muhitte aşk aramak, sevişmek inadı serserilik değil de nedir? Böyle bir muhitin içtimai vicdanına karşı gelmek, en kuvvetli muazzam hükümetlere karşı anarşistlik etmekten daha delilik, daha çılgınlık değil midir? Çok akıllı sandığım senin de hala bu imkansız Hülya ile uğraştığını gördüğüm için çok canım sıkıldı. Ah zavallı dostum. Sen şimdiye kadar piyangoyu çekmeli, kısmetine düşen et yağıntısına, et tarlasına razı olmalı, orduya askercikler yetiştirmeliydin. Ve ancak böyle mesut olabilirdin. Halbuki sen hala aşk dalgası geçiyor, sonu bulunmaz bir yeis çölüne, içi lav dolu bir cehennem uçurumuna, arkasında ateş fışkıran dağlar saklı uzak, aldatıcı suni bir seraba koşuyorsun.'' Bilsen sana ne kadar acıdım. Vapur katı köyüne gelmişti. Arkadaşımı dinlerken ökçelerimin üzerinde kalmış, hafifçe parmaklığa oturmuştum. Doğruldum, sağ ayağım fena halde uyuşmuştu, yere basamıyordum. Biraz dur kuzum dedim, ayağım uyuşmuş. En sonra çıkarız. Gülüyor. Ayağım değil galiba beynin uyuştu diyordu. Vapur iskele tarafına eğilmişti. Üstten ve alttan adamlar çıkıyordu. Güneş kalın bulutlar altında kaybolmuş, hava esmer bir demir rengi bağlamış, ağlamaya hazırlanan, içi yaş dolu dargın ve soluk bir göz gibi mahzunlaşmıştı. Çıkanlara bakıyordum. Yarım saat evvelki tatlı dalgamı korkunç bir fırtınaya çeviren arkadaşımın söylediklerine, fertlerini ikiye ayıran, aşktan ve sevişmekten mahrum bırakan, annelerini, karılarını, kızlarını hapsederek, asırlarca daldığı rüyasız ve grand uykusundan asla uyanmayan bir kavmin, bir cemiyetin sonu ne olabileceğini düşünüyor dar tahtalar üzerinde korkak bir dikkatle hızlı hızlı geçenlerin sessiz ve sedasız çıkışlarını ürkek bir hayvan sürüsünün acele kaçışına benzetiyordum. Bunların içinde hiç dişi yoktu. Çoluk, çocuk, ihtiyar, genç, zengin, fakir hepsi erkekti. Elimle dizimi ovuşturarak vapurda hiç kadın yokmuş dedim. Arkadaşım yine güldü ve cevap verdi. Sabırlı ol. Onların erkeklerle karışmaları yasaktır. En sonra çıkarlar. Vapur tamamıyla boşalmıştı. Biz hala davlumbazın üstünde, beyaz parmaklıktaydık. Bacağımın uyuşması geçmemişti. Arkadaşımın yanında topallayarak iskeleye doğru yürümeye başladım. Artık şimdi kadınlar da her tarafları örtülü koyu siyah çarşaflarının altında, sanki şangırtıları işitilmemek için pamuklara sarılmış gayet ağır ve gizli esirlik ve zulüm zincirleri taşıyan, lanetlenmiş, hayattan kovulmuş, hasta ve dilsiz heyyulalar gibi sendeleyerek, titreyerek yavaş yavaş çıkıyorlar ve başlarını önlerine eğerek düşmemek, bir şeye dokunmamak, birbirlerine çarpmamak, yanlış bir adım atmamak için kalın ve kara peçelerinin altında bastıkları yeri görmeye çalışıyorlardı.